Yaşar Süngü: İnsan çalışmakla mükellef, başarmakla değil. Zamanla teknoloji değişiyor ama insan ilişkileri hiç değişmiyor. Hz. Adem Aleyhisselam'ın ilk çocukları Habil ile Kabil arasındaki kavga bu yüzyılda da aynen devam ediyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan sözler asırlar öncesinde söylenmiş olmasına rağmen şimdi söylenmiş gibi geçerliliğini koruyor. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy sadece şair değil, büyük dertleri olan ve çözüm için tel döken bir insan büyük bir düşünür. Son Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki insan ve devlet ilişkileri hakkındaki düşüncelerine baktığımız zaman onun ne kadar derin bir ufku olduğunu görürsünüz. Bakın 100 yıl önce söyledikleri ne kadar taze ve gerçek. Mesela bir adam iyidir dediğimiz zaman, şunu yapmaz, bunu yapmaz, kimseye bir fenalıkta bulunmaz manasını kastederiz. Yoksa şunu yapar, bunu yapar, şöyle iyiliklerde bulunun manasını düşünmeyiz. Neden böyle? Çünkü iyilik kavramı bizde menfidir, müsbet değildir. Bakıyorum ayrı ayrı pek iyi adamlarız. Bizi medeniyette dünyalar kadar geri bırakan milletlerin fertlerinde bizdeki büyüklükler yok.'' Sonra bakıyorum bir yere gelince bir heyeti içtimaiye ortaklık teşkil edemiyoruz. Çünkü o terbiyeden mahrumuz. İngilizlerin dünyaya hakim olmalarının sebebi fenalar fenalık yapınca iyiler derhal önüne geçerler. Bir kenara çekilip yan gelmezler. İnsan çalışmakla mükellef, başarmakla değil. Ah biz şarklılara vazife işini hissettirecek bir aşık keşf olunsa. Nereye gittimse insanlarımda vazife hissi göremedim. Bu şuurun uyandığı gün şark yakasını kurtarmış demektir. Gaye uğrunda çalışmak, didinmek, nihayet ölmek. O ne güzel meşgale, o ne hoş eğlence, o ne mesut son Hiçbir şey tek başına çalışmakla kabil olamıyor. Bugün hayat öyle bir şekil almış ki tek başına çalışan bir adamın alnından damlayan terler tıpkı gözyaşı gibi dökülüp gidiyor.'' Hiçbir fayda temin etmiyor. Ne zaman bir yere gelmiş, binlerce alın birden terlerse, işte o vakit bu çalışmanın yeryüzünde bir eseri, bir isi görülebilir. İnsan bir gayeye ulaşmak için vesaisini, zamanını bir mevzuya hassetmeli, odaklamalı, dağıtmamalı. İyilerin tembelliği, kötülerin faaliyetidir. Zengin, orta halli, sürd, Elhasıl hepimiz mektepsizlikten, marifsizlikten şikayet ediyoruz. Fakat hiçbirimiz bu derdin çaresini bulmak istemiyoruz. Yedi bacanak gidiyorlarmış. Saatlerce süren sükut canlarını sıkmış. Ne olurdu bir adam olsa da biraz laf etseydik demişler. Biz de tıpkı böyleyiz. Milyonlarca herif bir yere toplanmışız. Ah bir hayır sahibi çıksa da çocuklarımız için mektep açsa diyoruz.'' Avrupalılar ele geçirmeyi kararlaştırdıkları memleketin ahalisi arasına evvela tefrika, ayrılık fikri sokarlar, senelerce milleti birbiriyle boğuştururlar. Sersem ahali bu suretle yorgun düştükten sonra gelip çullanırlar. Bugün de işte bize karşı aynı siyaset kullanıldı. Hayatta tahammülü olmayan yük, mehnet yüküdür. Yüklenmek mecburiyeti olunca hiç olmazsa mihnetine kıymet vermeyen adam seçilmeli. İhtiyaç insanın kendi eliyle üzerini örttüğü bir ağdır. Hiç olmazsa ağın gözlerini büyük tutmalı, kurtulamazsa bari elleri, ayakları, başı dışarıda kalsın. Eski, eski olduğu için atılmaz, fena olursa atılır. Yeni, yeni olduğu için alınmaz, iyi olursa alınır. İnsan hayatta iki şeyi bilmelidir. Biri haddini, diğeri de hesabını. Ben haddimi hep bildim ama hesabımı bilemedim. Milletler topla, tüfekle, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatine, kendi çıkarını temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır. Tarih tekerrürdür. Olayların tekrar tekrar yaşanması derler. Pek doğru. Üzülecek bir cihet var ki o da tarihin tekerrürü sözü bize gelince musibetin tekerrürü gibi bir mana ifade ediyor. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İş bitti, sebatın, gayretin, çabanın sonu yoktur. Deme, yılma. Ey milleti merhume, sakın yese, ümitsizliğe kapılma. İslam dünyası değirmenci uykusunda diyordu Akif 100 yıl önce. Değirmende ses olduğu sürece değirmenci uyur. Ne zaman uyanır? Değirmende ses kesilince kronikleşen hastalıklarımızdan cehalet, yoksulluk ve kardeş kavgası cephelerinden zaferle çıkacağız.